Arkadaşlar Türk İslam kültür ve medeniyetini incelerken ee, dikkat etmemiz gereken bir başka alan hukuk alanıdır. Hukuk alanına baktığımızda adalet teşkilatı Türk İslam devletlerinde şer'i ve örfi yargı olarak ikiye ayrılır. Şer'i hukukta davalara kadılar bakar. Dolayısıyla kadılar hukuku uygularken yani hakim ve yargıç gibi görev yaparken özellikle İslam hukukunu, şer'i hukuku uygular. Yani dini hukuku uygular. Özellikle ölüm gibi, miras, boşanma, hayır işleri, noterlik gibi işler şer'i hukukun kapsam alanındadır. Bunun dışında diğer bir hukuk alanı ise örfi hukuktur. Örfi hukuk gelenek, görenek ve adetlerden oluşmakta. Yani daha çok geleneksel hukuku tanımlayan, töreleri tanımlayan hukuk sistemidir örfi hukuk. Özellikle örfi hukukta arkadaşlar ticaret, askeri teşkilat, vergiler gibi konularla ilgilenirdi. Türk İslam devletlerinde hukuk ve adalete oldukça önem verilmiş, mahkemeler bağımsız çalışmış ve yargılamalarda din ayrımı kesinlikle yapılmamıştır arkadaşlar. Özellikle şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hukuk sistemi Türk İslam Devletleri'nde Şeri ve Örfi olarak ikiye ayrılırken burada şunu vurgulamamız gerekiyor. Şeri ve Örfi gibi iki ayrı hukuk sisteminin uygulanması Türk İslam Devletleri'nde hukuk birliğinin olmadığının da göstergesidir aynı zamanda. Orduyla ilgili işleri arkadaşlar Kadıyı Leşker adı verilen görevli bakar. Siyasi suçlara ve büyük mahkemelere özellikle Divanı Mezalim Mahkemesi bakmıştır. Ve mahkemelerin başında da bugünkü Adalet Bakanı gibi görev yapan kişi Emri Dat olarak Emri Dat ünvanıyla bulunmaktadır. Türk İslam devletlerinde ekonomik yapıya baktığımızda e, Türk İslam devletlerinde ekonomi sanat e, ticaret hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Halktan öşür haraç ve cizye gibi vergiler alınmıştır. Bu vergiler dine göredir arkadaşlar. Özellikle öşür vergisi Müslüman çiftçiden haraç vergisi gayrimüslim çiftçiden. Ve cizye de yine gayrimüslimlerden askere gitmeme karşılığında alınmış yani dine göre alınan vergilerdir. Bunun dışında hayvan vergisi olan anan vergisi ve çarşı ve pazar vergileri olan baş vergileri de Türk İslam devletlerinde görülmektedir. Arkadaşlar bunun dışında Türk İslam devletlerinin diğer gelirlerine baktığımızda gümrük gelirlerinin olduğunu, ganimetler ve savaş gelirlerinin olduğunu da görmekteyiz. Müzik